Herkese selamlar dostlar. 23 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Kusura bakmayın biraz hastayım. Sesim biraz soluk çıkabilir öncelikle. Bunun için kusura bakmayın tekrardan. Toplamda 5 adet mücadelem var. Geçen hafta izlediğim takımlar bunlar. Haydenham, Nürnberg, Malmö, Modo, Degerfors. Bu maçları geçen hafta takip ettim. Takip ettiğim, izlediğim maçları almaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir skor yarışmamız vardı Konya spor maçı. Kazanan arkadaşımız Atiba. Atiba isimli. Kendi Atiba fotoğrafı var zaten. Instagram üzerinden ulaşırsa Kanga Atips hesabına Katıl Telegram grubunun linklerini atabiliriz. Ve bir adet de skor yarışması yapalım dedim. Yine güzel bir maç. Beklentinin Bodo tarafından yüksek olduğu bir maç. Yüksek skorlu sadece Bodo'nun atabileceğini düşünüldüğü bir maç bu, bu mücadele. Ben yüksek orana gideceğim o karşılaşmalara. Bodo'ya ulaşan maçı size ne olur arkadaşlar? Maç skoru ne olur sizlere sorduk değerlendirecek herkese, yorum yapacak herkese şimdiden bol şanslar. Kazanan bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edelim. Direkt başlamak istiyorum. İlk mücadelem Nürnberg değil. Haydana mücadelesi. Brunschweig oynayacaklar. Şimdi ben deplasmanın son maç izledim. Hamburg mücadelesini. Yani ciddi anlamda kendi evinde baskılı bir oyun vardı. Hamburg tarafı çok baskılıyordu. Geçiş oyununu çok fazla iyi oynadı. Hatta ben o maçın size istatistiklerini göstereyim sadece. Ben izlemiştim o mücadeleyi. Hatta canlıdan da gittim. Dedim ki ev sahibinin golü olabilir dedim. Hatta neler neler kaçtı. Bakın 24 tane şutu var. Bu kadar az topla oynamasına rağmen bakın ne kadar çok şut çekmiş. 4 tane kaçan pozisyonu direkten dönen toplar, rakip ceza sahasında buluştu toplara bakın. Kısacası ben maçı izleyen biri olarak şunu söyleyebilirim sizlere. E, ee, Braunschweig inanılmaz bir geçiş oyunu oynuyor. Haydanan burada kendi evinde olduğu için yüklenecektir. Deplasman atacağı gol benim için öncelik bir tercihtir. Ondan sonra Hayden'ın golü gelebilir bence. Burada ben şöyle güzel oranlardan sizlerden bahsedeyim. Şey ilk tercihimiz şu şekilde olsun. Biraz daha ideal. Deplasmanın atacağı bir gol 1.33 oranı vardı. 1.27'ye kadar düşürmüşler. Burada Braunschweig'ın ben gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Geçiş oyununu çok iyi oynadı. Geçen hafta kendi evinde olmasına rağmen Burada şimdi Haydenham daha çok yüklenecek. Arka tarafta daha çok boşluk verecektir. O çift forvet oynadıkları için Braunschweig takımı çift forvetle birlikte çok etkili pozisyonlara gelebiliyor. Şansı ya yaver giderse bu maçta bir tane gol atar. Attığımı mı geçti mi bunu? İkinci, ikinci tercihim olaraktan da zaten bu idealin bir ideali olabiliyor. Haydenham'ın atacağı gol de 1.56 gibi oran açmışlar toplam KG Ben deplasmanın golüne güveniyorum. Daha az risk isteyenler deplasmanın bir golünü alabilir. Fakat Haydana kendi evinde olduğu için Braunschweig takımı da baskı yiyen bir takım. O baskıdan Haydana golü çıkartabilir. KG var tercihi değerlendirebilir. Hatta bir tercih daha yapmak istiyorum. Oranına bakmadım. Birlikte bakalım. O çok fazla yüksek olan açmamışlar. İlk golü ben deplasmandan gelmesini bekliyorum. Bahsettiğim o geçiş oyunundan dolayı 1.96 oran açmışlar. Geçiş oyununu sağlam yapabilirse ilk dakikalarda zaten gol bulma ihtimali de var bence. Nürnberg'le Fürt mücadelesi. <laughs> Geçen hafta Nürnberg Pauli maçını tekrardan son maçlarını takip ettim. Pauli ciddi anlamda çok şanslı bir takım. O maçta 3-2 yendi. Fakat şundan eminim biraz daha süre olsaydı, maç 120 dakika oynansaydı Nürnberg o maçı çevirirdi. Ben hatta canlısına güvendim. Nürnberg'in atacağı gol, Deplasman'ın atacağı 2 gol riske edilebilir yüksek oranlarıyla birlikte katıl Telegram grubunda öneri yapmıştım ben zaten. Nürnberg inanılmaz bir futbol sergiledi. Onlar da çift forvet düzeninde oynuyor ya Nürnberg oynadı, şey gol attı. Pauli gol attı mesela öyle söyleyeyim. Özellikle ilk yarıya bakın. Nürnberg sağlam top oynadı, rakibe göz açtırmadı. Ama Pauli geldi, penaltı aldı. Bir tane vurdu, 10 kişiye çarptı, gol girdi. Öyle yenildi yani. Nürnberg takımı, futbolunu çok beğendim ben o maçtan. Nürnberg'in golünü ben zaten yazdım. Fürth'e baktığımız zaman da onlar da berabere kaldı. Fakat oynanan futbol tamamen Fürth tarafındaydı. Holstein aynı şekilde oynadılar da Fürt o maçta rahat ezebilirdi o takımı. Şansına 2-2. Deplasman aldığı puan bence şanslı ki zaten maç genelinde Fürt çok fazla ezdi. Mücadelede bir karşılıklı gollere gebe olarak düşünüyorum ben. İdealden bir KG var tercih alınabilir. 1-42 gibi oran açmışlar zaten. KG var tercihini aldıktan sonra ben dediğim gibi Nürnberg tarafındayım. Geçen hafta futbolunu çok beğendim. Mağlup da oldular. Bu hafta biraz daha istekli oynayacaklardır. Hatta 2.5 üstünde 1 yaparsak 2.58 oluyor. O kadar çok yükseltmiyormuş. Yüksek orandan da bir maç sonu birinin 2.15 gibi orandan sizlere önerebilirim. Değerlendirecekler burada Nürnberg'in o geçen haftaki oyunu kendi evine daha baskılı bir şekilde sergileyip maçı kazanmasını beklenebilir. KG var da gelir bence 2-1-3-1 bandında veya çok gollü olursa 3-2 bandında bir Nürnberg galibiyeti çıkabilir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Malmö ile Sirius mücadelesi. Malmö son maçında kaybetti. Ee, Avrupa mücadelesi oynadı. Yat basmanı kaybetti. 1-0 gibi skorla zar girse. Kaybettiği için bu maçta belki ufak rotasyonlara gidebilir diye düşünüyorum ben. Bir 17 oran bence oynanmaz burada kesinlikle. Handikapına bile gidilmez. Handikap atması bile şüpheli. Malmö galip gelse bile ben Malmö'nün o yorgunluğundan e, Sirius'un faydalanabileceğini düşünüyorum. Sirius'ta ne yapacağı ne zaman tam belli olmayan takım sağlam bir takım en azından. Olası bir sürprize de imza atabilir Sirius takımı burada. Şöyle çok güzel bir oran açmışlar. Oranla biraz düşmüş. <laughs> 1.58'e düşmüş. 1.60 bantlara ne bir oranı vardı? Sirius'un atacağı bir gole. Şimdi 1.58'e kadar düşürmüşler. Yani dediğim gibi Sirius çok şey takım değil. Kötü takım değil. Oturaklı bir takım. Ne zaman nerede haddini bilen takım derler ya öyle bir takım. Malmö'nün de yorgunluğu var ve deplasmanda da 1-0 mağlup oldular. Belki ufak rotasyonlar da gidebilir. Bu ufak rotasyonlar da Sirius'un yani bizim işimize gelir. Deplasman atacağı bir gol 1.58 gibi orandan tek gole bence beklenebilecek çok güzel bir oran olarak düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Sirius zaten son haftalarda da bir yükselişte son 3 karşılaşmasına baktığımız zaman da aldığı puanlar olsun, oynadığı oyunlar olsun. Malmö'de bir kıpırdanma var fakat şu Avrupa olayı Malmö'yü biraz yıpratmış olabilir. Deplasman'ın golü idealdir. Bodo-Jer mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Bodo bu maçta kaç skor kazanır? Kaç sıfır kazanır bence. Şimdi Bodo Faroo adalarına gitti. Deplasman'da oynadı. Yine çok güzel futbol sergiledi o maçta baktığımız zaman. Oynadı, oynadı, oynadı. 15 şut, 20 şut, 30 şut, 50 şut derken atamadı. O maçta zaten iddianın en büyük patlayan maçlarından bir tanesiydi günün. Net bir şekilde 1-0 mağlup oldu. Bodo tarafına 1.35-1.40 gibi oran açmışlardı zaten oyun olarak baktığımız zaman da canlıdan da değerlendirmek isteyenler mutlaka hata yapmıştır o maçta. Çünkü Bodo etkindi. Ev sahibi bir tane bir şut çekti. isabetli gol oldu. Ya yani futbolda var böyle şeyler. Futbolu güzelleştiren şeylerden bir tanesi bu. Beklenmedik sonuçlar her zaman çıkacaktır. Bodo gelip burada kazanır bence ama şimdi kaç tane gol atar ben ondan şüpheliyim. Kaç sıfır kazanır. Çok fazla gol beklemiyorum ben o yüzden. Jerden bir sürpriz çıkar mı o da şüpheli de yani sürpriz çıkacağını düşünmüyorum. 4.5 altında 1'in 1,36 bir oranı var. Alınır mı, değer mi bilmiyorum. Onun kararını siz verin. Ben biraz daha yüksek orandan değerlendireceğim. 3,5 altında bir yapacağım. 1 yapacağım. 1,85 gibi orandan. Yani Jerv'den ben çok fazla gol beklediğimi düşünemem. Beklese bile 2-1'de kalsın diyelim. Ama maç skor beklentim 3-0 bandında. O yüzden şöyle aa şunu göstereyim size. 1 ve 2,5 üstü oranı 1,08. Alırsanız bunu alın. 1,08'den orana değmez yani. Bodon'un o yorgunluğu veya diğer maçı düşünecek olması mücadeleyi alta götürebilir. O yüzden 3.5 altında bir de 1.85 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir bence. Değerlendireceklere bol şanslar. Mialbi ile Degelfort mücadelesi. Yine Mialbi'yi 1.58 gibi orandan favori görmüşler burada. Degelfort bir reaksiyon veremiyor. Oynadığı maçlarda geriye edilirse, evinde de olsa, deplasmanda da olsa herhangi bir reaksiyon veremeyen takımlardan bir tanesi. Şimdi bir zaten nasıl bir takım? Ya yani bu maç aslında 1 ve 2 3 gole çok güzel gider. 2-0 2-1 bandında bir Miel bir galibiyeti bekliyorum ben maç genelinde. Ya bu Degerfors da oynamaz oynamaz gelip burada Miel bir sürpriz yapar mı? Akıllarda büyük soru. Şöyle gösterelim son form durumunu. Dediğim gibi son maçlarda herhangi bir varlık gösteremiyor. Varlık gösteremediği için bu maçta da bir Miel bir tarafına gidilmeye gerek var diye düşünüyorum. Miel bir orta sıraların takımı. Kendi evinde de çıtırdan oynayan bir takım. Çok fazla gol olmaz ama Miel bir burada galip gelebilir. Galip gelmesine gelir de 2-3 gol tercih ile arasında kaldım. Ya biz yine burada maç sonu bir de yapalım. 1-58 gibi orandan Mialbi'nin galibiyetini alalım. Lager de Force dediğim gibi düşer yani bu sezon. Çok fazla bir oyun sergileyemiyor. Gol yiyor, gol yedikten sonra reaksiyon da veremiyor. Oynayamıyor takım. Nasıl bir takım kurdular bilmiyorum artık transfer mi yapacaklar ne yapacaklar bilmiyorum. ligin ortasına geldi bunlar da o yüzden burada Mial de bir galibiyeti değerlendirmeye alınabilir bence toplamda 5 adet mücadelem vardı herhangi bir kombin önerisi oluşturmadım rahatsızlığım da vardı zaten 5 mücadeleyi değerlendirdim şimdi Haydın'ın maçında deplasman atacağı bir gol onun dışında KG var alınabilir dedik Nürnberg'in yine KG var güzel ama Nürnberg galibiyeti de 2-15 gibi oranla yüksek oranla değerlendirilebilir gollü bir Nürnberg galibiyeti gelebilir. Hatta 2-1, 3-1, 3-2 bandında belirttim sizlere. Malmö maçında Malmö'nün yorgunluğundan faydalanabilecek bir Sirius takımı var. Belki o da Deplasman'da bir gol bulabilirse. Deplasman'ın atacağı bir gole güzel oran açmışlar. Bodo dediğim gibi 1 ve 2.5 üstte işte 08 gibi oran açmışlar. Değmez hiçbir şekilde. O yüzden 3.5 altında bir yaparaktan 1 yaparaktan 1.85 gibi oranla en azından riske girelim dedim. Mielbin mücadelesinde de Mielbin'in doğrudan galibiyeti değerlendirebilir. Tekerfors zaten Deplasman'da. Oyun olarak da zaten çok fazla bir şey vaat etmiyor. Reaksiyon veremiyor. Benim tercihlerim, önerilerim bu şekilde değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.